Merhaba değerli izleyicilerim. Psikolog Elif Güner ile İşte İnsan programına hoş geldiniz. Bugün ilk programım. Bu programda anne babalara çocuk yetiştirme ile ilgili korkuları, kaygıları, endişelerini giderebilecek tarzda doğru davranış nedir? Nasıl sağlıklı çocuk yetiştirilir? Sağlıklı çocuk yetiştirmede, kişiliğinin gelişiminde, psikolojik yapılanmasında anne babalar neler yapmalı, neler yapmamalı? Bizim tabirimizle anne baba tutumları neler olmalı? Konularını değineceğim sizinle. Anne babalar ve anne baba adayları ilk hamileliklerini öğrendiği zaman heyecanlanırlar. İlk çocuklarda özellikle. Bu diğer çocuklarda heyecanlanılmayacağı anlamına gelmiyor ama ilk çocuk biraz daha heyecan vericidir. Bu heyecanın içerisinde biraz korkular, kaygılar da karışır. Acaba iyi anne baba olabilecek miyiz? Onu doğru büyütebilecek miyiz? Sağlıklı ve mutlu bir çocuk yetiştirmek için ne yapmam gerekir? Doğru olan ne? Büyüklerimizden öğrendiklerimiz mi doğru olan? Yoksa internetteki okumalar, kitaplar, birçok şey öğrenmeye başlarız ve kafamız giderek karışır. Dolayısıyla korkularımız, kaygılarımız, heyecan faktörüyle birlikte birleşerek bizim bazen istemeden yanlış tutumlar sergilememize neden olabilir. Bu programda ilk önce neler yapmamamız gerekiyor? Doğru olan nedir geçmeden önce? Ne yapılmamalı? Önce bundan bahsedeceğim. Bizim için sağlıksız anne baba tutumlarının ilki otoriter tutum dediğimiz baskıcı ve sert tutumdur. Bununla ne anlatmak istiyoruz? Anne babanın özellikle otoriterini toplumda, dinde veya daha yüksek yasal otoritelerde kabullenip görmesi ve buradaki bu motivasyonu çocuğun üzerinde uygulamasından bahsediyoruz. Anne baba adeta evdeki komutan gibidir. Çocuğa sınırlamalar fazlasıyla getirilir. Çocuğun kabul değeri düşüktür. Ne yapması ve ne yapmaması gerektiği mutlak bir şekilde belirtilmiştir. Eğer çocuk bu isteklerin dışına çıkarsa, çocuk sert bir şekilde cezalandırılır. Bu cezalandırma fiziksel veya psikolojik şiddeti içerebilir. En hafifinden en ağırına kadar varabilen şiddet türlerini görebiliyoruz bu ebeveynlerde. Kızmak, bağırmak, hakaret etmek, aşağılamak, tehdit etmek, dövmek gibi. Otoriter tutuma sahip olan ebeveynler çocuklarına sert ve katı bir tutum uyguladıklarında onların daha sağlıklı, daha mutlu, toplumda daha barışık olabilecekleri yönünde bir inanç geliştirmişlerdir. Bunda kendi küçüklüklerinde anne babalarıyla yaşadıkları deneyimlerin yetersizliği veya olumsuzluğu büyük bir faktördür. Otoriter tutumu uygulayan ebeveynlerde bu tip çocuklarda çocuk sosyalleşmeye başlayıp işte okula veya ergenlik döneminde liseyle birlikte sosyal çevreyle genişlemesiyle topluma daha fazla karışmaya başladığında sıklıkla bu tip çocukların şu şekilde davrandığını görürüz. Bu çocuklar anne babasının yanında oldukça uysaldır. Her söyleneni yapar. Kuralların dışına hiç çıkmaz. Kuralların dışına çıkmamak için kendisi üzerinde aşırı bir denetim uygular, içsel baskısı yüksektir. Fakat otoritenin olmadığı yerde, yani anne babanın otoritesinin kalktığı yerde ise saldırganlaşabilir. Kendisinin gördüğü fiziksel ve psikolojik şiddeti, gücünün yettiğine, kendisinden daha zayıf gördüğüne uygulamaya başlar. Genel anlamda ürkek, korkak, çekingen, kendini ifade edemeyen, kelimeleştiremeyen, sözelleştirme kapasitesi yetersiz çocuklara dönüşebilirler. Tekrar eve döndüğünde, aynı otorite figürleriyle karşı karşıya geldiğinde yeniden uysal ve sakin bir çocuk görünümünü alacaktır. İkinci hatalı tutumumuz, izin verici anne baba tutumu dediğimiz, hiçbir kuralın konmadığı, hiçbir sınırlamanın olmadığı, çocuk ne isterse onun yapıldığı davranışlar. Burada çocuğun üzerinde kurallar yok, sınırlamalar yok. Çocuk son derece özgür. İstediği zaman yatıyor, istediği zaman kalkıyor, istediği arkadaşıyla görüşüyor, istediği kadar film izleyebiliyor. Canı isterse okula gidiyor, canı istemezse gitmiyor. İstediği kadar sokakta kalabiliyor, işte parkta, bahçede veya dışarıda arkadaşlarıyla, işte ergenlik dönemine geldikten sonra da başka arkadaşlarında dilediği kadar yatılı kalmak, tatillere çıkmak gibi son derece serbest hareket ettiğini görüyoruz bu çocukların. Burada anne baba kendi çocukluklarında eğer daha biraz katı ve sert büyütüldülerse, daha kısıtlamalı büyütüldülerse çocuğun sağlıklı ve mutlu olmasının özgürlükten geçtiğine inanırlar ve bu özgürlük kontrolsüz bir özgürlüktür. Çocuğa dur diyen olmadığı için, bir sınır olmadığı için çocuk doğruyu ya da yanlışı bilmez. Ne yapacağı konusunda da bir kestirimi yoktur. Duyguları genellikle dengesizdir. Canı ne isterse o anda kalkıp onu yapar. Bu çocukların ilerleyen yaşantısında
toplumla iç içe geçmeye başladıklarında sosyalleşmeyle beraber kurallara uymakta zorlandığını görüyoruz. Evde her şeyi istediği gibi yapabilen çocuk okula geldiğinde okulun bir takım kısıtlayıcı kurallarıyla karşılaşıyor ve burada adaptasyon geliştiremiyor bu çocuk. Arkadaşları tarafından kabul görmüyor, dışlanıyor. Ve bir süre sonra da anne babası tarafından bir psikoloğa götürülmesi konusunda rehberlik tarafından yönlendiriliyor. Bir diğer hatalı anne baba tutumu da mükemmeliyetçi anne babalar dediğimiz tutumu sergileyen ebeveynler. Burada anne baba her şeyin mükemmel olmasını bekliyor. Çocuğun her şeyi yapması gerektiğinden çok daha iyi yapmasını sağlıyor. Genellikle kendi çocukluklarında istediği her şeyi elde edememiş, istediği gibi bir hayat yaşayamamış, istediği gibi bir çocukluk geçirememiş ebeveynlerin sergilediği bir tutumdur mükemmeliyetçilik. Burada çocuğun hata yapma şansı yoktur. Eksik ya da yetersiz bir şekilde başarma şansı yoktur. Başarısızlık diye bir şansı zaten hiç yoktur. Her şeyi doğru, kurallara uygun ve mükemmel bir şekilde yapmalıdır. Ancak bunu yaparsa anne babası tarafından kabul görebilir, değerli hisseder veya ödüllendirilir. Koşullu bir sevgi vardır. Mükemmeli başardığı oranda, en iyi notları alırsa, hep 100 alırsa örneğin anne babası tarafından takdir edilir. 98 kötü bir nottur, olmaması gereken bir nottur veya 90. Veya hata yaptığı zaman olması gerektiği biçimde özür dilemek, pişmanlığını olması gerektiği, ebeveynin tabiriyle olması gerektiği gibi ifade etmek zorundadır çocuk. Bu tip çocukların da inanılmaz kaygılı, korkak, obsesif, son derece düzenli ve disiplinli, bu düzen ve disiplinin dışına çıktığı zaman özgürlük alanını tanıyamayan, nerede duracağını bilemeyen, hep hata yapma korkusuyla acaba doğru mu yaptım, yanlış mı yaptım şeklinde hata yapma korkusuyla performansını sürekli kendi içerisinde yenileme gereği duyduğunu görmekteyiz. Bir başka tutum, emireri diyebileceğimiz anne baba tutumlarıdır. Burada da özellikle tek çocuk olduğu zamanlarda görüyoruz bunu veya işte uzun tedaviler sonucunda kazanılmış bir çocuksa bunu görebiliyoruz. Anne baba adeta emir eri gibidir. Bir komutandan emir bekleyen, komutan emredecek, burada komutan çocuk oluyor, emir eri de anne babalar oluyor. Çocuğun her istediği yerine getirilir, ne isterse. İstediği oyuncak alınır, istediği saatte istediği yere götürülür, istediği yemek pişirilir. Eğer o yemek piştiğinde hoşuna gitmemişse hemen kalkılıp yeni bir yemek ona yapılır. Dilediği saatte, dilediği yerde, dilediği bir biçimde uyuyabilir. Dilediği gibi davranabilir. Yeter ki komutan emretsin biz de yerine getirelim şeklinde hazır olda bekleyen anne babalar gibiler. Anne babalar var. Bu emir yeri anne babalar çocuklarının her istediğini yerine getirdiği için çocuk istedikleri yerine gelmediğinde veya toplumda kısıtlamalarla, sınırlamalarla karşılaştığı zaman hayal kırıklığına uğrayacaktır. Her istediğim yapılıyordu, şimdi ne oldu? Neden yapılmıyor? Hem değersizlik duygusuna kapılacak, hem de istediğini yaptırabilmek için içinde bulunduğu toplumla inatlaşmaya başlayacak. Örneğin okulda, arkadaşlarıyla, öğretmenleriyle, benim dediğim olacak şeklinde inatlaşmalar başlayacak. Bir süre sonra arkadaşları tarafından dışlanabilmekte veya uyum geliştirme kapasitesi eğer varsa çocukta nispeten kısmi bir uyum geliştirebilir çocuk. Bu saydığım tutumların temeli, tamamı hatalı anne baba tutumlarıdır. Doğru olan değil. Dolayısıyla şöyle bir toparlamak gerekiyorsa, anne babalar ne yapmamalı? Çocuğa çok katı, çok sert, çok baskıcı davranmamak lazım. Her istediği çocuğun yapılmamalı. İstediği şey yapılmadığında bir açıklama muhakkak yapılmalı. Çocukla dalga geçilmemeli, alay edilmemeli. Yaşından ve gelişiminden yüksek sorumluluklar verilmemeli. Sorumluluklarını ötelediği zaman, yerine getiremediğinde, başarısızlıkları olduğu zaman onun duyguları anlaşılarak nasıl yapabileceği konusunda çocuğa rol model olmak gerekiyor. Çocuğun sorunlarını, sorumluluklarını anne babanın yerine getirmemesi gerekiyor. Bir diğer yapılmaması gereken şey, daha çok küçüktür, anlamaz nasıl olsa diye düşünerek çocuğun önünde kavga etmek, tartışmak, karı koca ilişkileriyle ilgili kaynaklanan problemleri çocuğun yanında dillendirmek. Çocuklar çok küçük olabilirler ama daha doğduğu andan itibaren çocuklar beden diline oldukça duyarlıdırlar ve anne babanın beden dilinde evdeki atmosferin ne olduğu konusunda çıkarımlarda bulunabilirler. Yapılmaması gereken bir başka şey, çocuğun ilgi alanlarının dışında olan,
becerilerinin dışında olan beklentilere girmek. Örneğin çocuk futboldan hoşlanıyor ama anne baba onu baskete götürüyor. Basket oynamasını istiyorlar. Veya çocuk matematikte başarılı olamayabilir. Sosyal bilimlere daha çok ilgi duyuyor ama anne baba onun meslek seçiminde matematiğe yönelmesini veya işte tıp fakültesini seçmesini istiyor gibi. Bu daha çok küçüklükten itibaren başlayan anne babanın hayır benim dediğimi yapacaksın, doğru olan benim dediğim diyerek çocuğun kendi karar mekanizmasını işletmesinin engel olması. Küçük çocuklarda yine şu kıyafeti giyeceksin, bunu giymeyeceksin, şu yemeği yiyeceksin, bu yemeği yemeyeceksin, şununla arkadaş olacaksın, bununla arkadaş olmayacaksın şeklinde çocuğun seçimlerine müdahale edilmesi de çocuğun kişilik gelişiminde sağlıksız ve mutsuz bir çocuk yetişmesi için temel bir rol oynamaktadır. Peki anne babalar ne yapmalı? Burada doğru olan nedir? En sağlıklı şekilde, en mutlu şekilde nasıl bir çocuk yetiştirebilirim? Önce şunu söylemek lazım. Bir çocuk için anne babası her şeydir, dünyayı temsil eder. Ve çocuklar anne babaları nasıl davranırsa dünyadaki herkesin de öyle davrandığını, kendisinin de öyle davranması gerektiğini düşünerek büyürler. Haliyle anne baba olmadan önce daha eğer çiftler arasında problemler varsa, özellikle çocuk yetiştirme konusu üzerinde okumalarını artırmalarını, birbirleriyle sağlıklı çocuk yetiştirmek için hangi adımlar atılması gerektiği konusunda bilgilenmeleri gerekiyor. Ben yine demokratik tutum ismini verdiğimiz tutumu bu çerçevede size aktarmaya çalışacağım. Demokratik anne baba tutumunda anne babalar çocuklarına karşı sıcaktır, içtendir, sevgi doludur. Duygularını ifade etmekten çekinmezler. Aynı zamanda çocuğun da duygularını ifade edebilmesi için onu cesaretlendirirler. Bu ailelerde eleştiri çocuğun duygularına yapılmaz. Çocuğun davranışları, yanlışları eleştirilebilir, çocuğun yaşına ve gelişimine uygun anlayabileceği bir biçimde. Çocukla dalga geçilmez. Çocuğun istekleri veya hayalleri böyle şey mi olur canım, bunu da yapılır mı diyerek reddedilmez. Anne baba çocuğuna çocuğun ihtiyacı kadar, çocuğunu iyi gözlemleyerek ihtiyacı kadar ilgi ve sevgi gösterir. Evde alınan kararlar, aman o küçüktür ne anlar bu karardan diye düşünülmez. Evde alınan kararlarda çocuğun da fikri sorunur. Örneğin eğer ev taşınacaksa, örneğin eve yeni bir mobilya alınacaksa, örneğin bir tatile çıkılacaksa çocuğu da ilgilendiren konularda çocukların fikirleri alınır. Böylece çocuk kendi kararlarının kabul gördüğünü, değerli olduğunu hissetmeye başlar. Bu tip ailelerde hiç sınırlama yok anlamına gelmemesi gerekiyor. Demokratik tutumu sergileyen ebeveynlerin evinde de sınırlamalar vardır. Fakat bu sınırlamaların ne olduğu başlangıçta çocuğa ifade edilmiştir. Hangi davranış yapıldığında ne olacağını çocuk bilir. Dolayısıyla yaptığı davranışın sorumluluğunu üstlenme potansiyeli geliştirir. Başlangıçta kurallar çocukla birlikte belirlenir. Hangi kuralın ödül, hangi kuralın ceza ile karşılaşacağı çocuğa önceden bilgi verildiği için, cezalar da çocukla birlikte belirlendiği için çocuk neyi nerede yapması gerektiğini, eğer yanlış yaparsa veya sınırları zorlarsa, sınırları ihlal ederse alacağı cezanın ne olacağını da bildiği için yaptığı davranışın sorumluluğunu üstlenme bilinci geliştirecektir. Bu tip ailelerde çocuklar bir birey olarak kabul edilir. Yaşının küçük olması, ona fikirlerinin sorulmayacağı veya onun duygularının önemsiz olduğu anlamına gelmez. Bilakis daha önemli kabul edilir. Dolayısıyla sağlıklı çocuk yetiştirmek için yapılması gerekenleri şöyle bir toparlamam gerekiyorsa, anne babanın çocuğu olduğu gibi kabul etmesi gerekir. Hepimiz anne baba olacağımızı öğrendiğimiz zaman nasıl bir çocuğumuz olacağıyla ilgili bir takım düşüncelere kapılırız ve ona vermek istediğimiz, ona kazandırmak istediğimiz birçok plan, proje, değer, ahlaki yapılanma üzerinde çiftler birbirimizle görüş alışverişinde bulunuruz. Fakat doğan çocuk bunların hiçbirine uygun olmayabilir. Dolayısıyla demokratik tutumu benimsemiş olan anne baba çocuğunu olduğu gibi kabul eder. İlgileriyle, becerileriyle, beceremedikleriyle, yapamadıklarıyla, başarısızlıklarıyla, hatalarıyla, ilişki biçimleriyle olduğu gibi kabul eder. İkinci yapılması gereken şey çocuğa güven verici davranılması. Çocuk anne babaya güvenmeyi öğrenirse topluma güvenmeyi ve kendine güvenmeyi öğrenecektir. Çocuğa karşı hoşgörülü olunması, yapılan yanlışların ses tonunu yükseltmeden, bağırıp çağırmadan, çocuğun içinde bulunduğu sosyal ortamda onu azarlayarak, onu aşağılayarak değil de çocuğun bir kenara çekilerek, diğer insanlardan uzaklaştırılarak ifade edilmesi daha doğru bir yöntemdir.
Yine çocuklar çocuk yetiştirirken biraz bizim kültürümüze has bir şeydir. Özellikle babalar, dedeler çocukları uzaktan severler. Uykuda sevilen çocuklar, bizden önceki kuşaklar, belki de böyle kuşaklardı. Çocuklarını uykuda sevmek doğru bir davranış olduğunu düşünmüyoruz. Psikolojik gelişimle, kişilik gelişimle bir farklı bir katkısının olduğunu düşünmüyoruz bu tip davranışların. Çocuğunuzu sevin, sevdiğinizi ona söyleyin, sevdiğinizi ona gösterin. Sevginizi ifade etmekten çekinmeyin, özellikle babalar ve daha büyükler. Çocuğunuzun ilgilerini göz önünde bulundurarak hangi alanda daha mutluysa, daha huzurluysa, kendini daha kolay ifade edebiliyorsa çocuğun ilgi alanlarına doğru çocuğu yönlendirmek önemli. Bu daha çok küçüklükten başlayarak, işte 3 yaşına başladıktan sonra sadece kreşle değil, aynı zamanda bir takım oyun gruplarıyla, 4-5 yaş dediğimizde işte bir takım sportif faaliyetlerle, yüzmeden hoşlanıyorsa yüzmeye, basketten hoşlanıyorsa baskete veya bir takım sanatsal faaliyetlere, yeteneğine göre işte piyano çalmak, keman çalmak gibi, drama yapmak, tiyatro gibi faaliyetlere, çocuğun ilgi alanlarına göre yönlendirmek, çocuğun gerek sosyalleşmesinde gerek de kişilik yapısında önemli bir dinamiktir. Anne baba olarak çocukla olan ilişkinizde güven verici davranmak, şefkat gösterebilmek, merhamet gösterebilmek çok önemli bir kavram. Çocuğu başkalarıyla kıyaslamamak, diğer çocuklarla, kardeşleriyle, akranlarıyla kıyaslayıp yapamadıklarını yüzüne vurmak, o yapabiliyorsan niye yapamıyorsun, sen ondan daha güçlüsün, sen ondan daha güzelsin, sen ondan daha yakışıklısın veya sen de yapmalısın, abin senin yaşındayken yapabiliyordu bak gibi kıyas cümlelerine gitmemek çok önemli. Çünkü her çocuk üniktir, birbirinden farklıdır. Yapamadığı bir şey dahi çocuğa bir şeyler öğretecektir ve başarma yönünde azmini güçlendirecektir. Çocuğa karşı daima güler yüz göstermek, sabırlı olmak çok önemli bir şey. Özellikle çocukların yaşları küçükken anne babalar çalışıyorsa, gerek günlük çalışma hayatının getirdiği yorgunluk ve stres, gerekse birkaç çocuk varsa eğer ve yaşları da birbirine yakınsa, iş hayatı sonrasında eve gelindikten sonraki o evin düzensizliği, işte çocukların bir yandan oynarken, bir yandan hareket ederken, bir yandan evde çıkan karmaşa, anne babanın anne babalık rolleri dışında yapması gereken çift olarak rollerinin de varlığı, anne babaları daha sabırsız, daha çabuk kızıp bağırma yönünde tepkisel davranmasına itebilir. Fakat çocuk yetiştirmek bir sanattır ve bu sanatta anne babanın elinden gelenin en iyisini yapması hem çocuğu için hem toplum için önemli bir kavram. Dolayısıyla güler yüzlü ve sabırlı olmak, tane tane konuşmak, işte örneğin mutfaktaysanız yatak odasındaki çocuğa bağırarak bir şey söylemek yerine mutfaktan onun yanına kadar giderek onun anlayabileceği bir dilde, onun yaşına uygun olarak ne istediğinizi açık ve net ifade etmeniz çok önemli bir davranış. Bir diğer önemli konu çocuklarınızın sevinçlerine, mutluluklarına, heyecanlarına, hayallerine ortak olmanız çok önemli. Duygularıyla dalga geçmemek, aşağılamamak. Küçük başardığı sizin için çok önemsiz olabilir ama onun için işte bir kağıda bir şeyler karalamak büyük bir başarı olabilir. Onun sevincini, onun mutluluğunu paylaşmak çocuğunuzun gelişimde büyük bir sebep ve önemli bir durum. Yine sıklıkla karşılaştığımız, önemli olduğunu düşündüğümüz bir konu da şu. Çocuklarınıza sevgiyi, şefkati, merhameti, vicdanı, adaleti anlatırken başkalarını çekiştirmemek, durumu iyi olan varlıklı insanlardan bahsetmekle birlikte sadece bunlardan değil, yardımlaşmanın öneminden, vicdan ve merhamet sergilemenin öneminden, dünyayı sadece insanlar değil, diğer bütün canlılarla birlikte paylaşıyoruz. Bu tip kişilerden, kurumlardan, kuruluşlardan, etkinliklerden veya işte televizyon programlarından faydalanmak çocuklarınızda sevgi, şefkat, merhamet ve vicdan duygusunun gelişmesinde önemli olacaktır. Buna dikkat etmek lazım. Özellikle okul çağındaki çocuklarda ders konusunda fazla baskı yapılmaması, derslerini çocuğun yerine yapmamak fakat aman hemen dersini yapacaksın, dersini yapmadan şunu yapamazsın, bunu yapamazsın diye kesin kati kurallarla ilerlememek önemli. Çocuğu dersle korkutmak yerine dersin öneminden bahsedilebilir. Ders tekrarının niçin olduğundan, dersin bir görev, bir zorunluluk tan ziyade kişinin bir sorumluluk algısı olduğunu,
o gün okulda öğrendiklerini pekiştirmekte bir araç olduğunu ifade etmek çocukların ders konusunda daha sağlıklı ve daha hızlı hareket etmesini sağlayabilir. Çocuklarımızın özellikle yaşları daha küçükken başlamak üzere sorumluluk aldıkça ödüllendirmek çok önemli bir şeydir. İşte yatağını topluyorsa, oyuncaklarını topluyorsa, masada yediği tabağı, bardağı kaldırabiliyorsa burada çocuğu takdir etmek ve ödüllendirmek gerekiyor. Fakat bu ödüllendirmeler hiçbir zaman maddi ödüller üzerine oturmamalı. En çok gördüğümüz yanlış davranışlardan bir tanesi. İyi bir karne getirirsen eğer sana bisiklet alacağım, istediğin oyuncağı alacağım, seni şuraya tatile götüreceğim diye karne hediyesi dediğimiz kavram. Çocuklar bir sorumluluğu yerine, kendine ait bir sorumluluğu yerine getirdiği zaman takdir edilmelidir, ödüllendirilmelidir. Ama bu ödül sevmek, sarılmak, öpmek, aferin demek, gurur duyduğunuzu söylemek gibi sözel ve davranışsal ifadeler olmalı, maddi ödüller olmamalıdır. Değerli izleyicilerim, bu programda birçok bilgiyi sizinle paylaşmaya çalıştım. Umut ediyorum ki faydalı olmuştur. Şu ana kadar yetiştirdiğiniz çocuklarda da hem geriye dönüp kendi davranışlarımızı gözden geçirmemiz, hem bundan sonraki süreçte neyi doğru yapıyorum, neyi yanlış yapıyorum, doğru olan nedir konusunda izleyicilerimizin bu programdan faydalanmış olmasını umut ediyorum. Bir sonraki programda çocuklarda etkili iletişim nasıl olmalı konusunu ele alacağız. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Esenlik kalın.